Benim içime yansıyor. Üzülüyorum. Köpeği resmen Metin olarak kabullendi zaten. Yandı Metin. Karına söyle de böyle şeyler yapmasın. Kavga çıkacak. Üç ünlü tiyatrocu Levent Kırca, Metin Serezli ve eşi Nevra Serezli geçtiğimiz günlerde Arel Koleji öğrencileri tarafından en iyi tiyatrocu ödülünü aldılar. Özellikle bir kolejden, bir eğitim kurumundan böyle bir ödül aldığım için ve anladığım kadarıyla sizlerden gelen oylarla bizleri seçtiğiniz, bu ödüle layık gördüğünüz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok gurur verici bir olay. Ustasıymış. Usta Metin Serezli'nin yanında böyle bir ödül almak. Çok değer verdiği değerli sanatçı Nevra Serezli'nin yanında. Küçük öğrencilerden ödül almak ayrı bir keyiflendirmişti Levent Kırca'yı ama belli ki çok sevdiği eşi Oya Hanım'la ayrılıyorlar dedikoduları bir hayli üzmüştü. Üzülüyorum. Benim içime yansıyor. Evin içine yansımıyor ama bana yansıyor. Üzülüyorum. Neden böyle olduğuna üzülüyorum. Sistemin çarpık işlediğine bir kere daha tanık oluyorum. O açıdan üzülüyorum. O kadar ama bir süre sonra unutuluyor, geçiyor, gidiyor yani. Ama üzülmediğimiz, üzülmüyoruz dersek yalan olur. İşte şehir hayatını berbat eden bir maganda sevgili vatandaşlar. Bu tür magandaları toplumdan temizleyeceğiz. Bu adama iyi bakın sayın seyirciler. İyi bakın ve yüzünü belleğinize kazıyın. Üzüntüsünü böyle dile getiren büyük usta Levent Kırca ardından da neden sakal bıraktığını açıklamayı ihmal etmiyordu. Nasrettin Hoca oluyorum. Nasrettin Hoca ile ilgili bir küçük çekimim vardı, onun için sakal bırakıyorum. Orijinal olsun diye. O zamana kadar bayağı mı uzatacak? Tabii yapıştırma sakal çünkü çok sahte duruyor. Bir yurt dışı projesi var bir Nasrettin Hoca ile ilgili. Nasıl bir şey, biraz anlatır mısınız? İzleyenlerimize müziğimizi öyle. Almanya'ya bir temsilen bir Nasrettin Hoca filmi çekilecek. 20 dakikalık kısa metrajlı bir şey. Onu da oynayacağım. Bir Alman-Türk yapımı bir proje. Onun için tartma sakal sahte durmasın diye kendi sakalımı bırakıyorum. Metin Nevra Serezli çifti ise çocuklardan bu ödülü almalarında Sihirli Annem dizisinin etkisinin büyük olduğunu düşünüyorlardı. Çoktan öğrendi bile canım. Sana ve Betüş'e gününü göstereceğim. Hatta o şapşal kocalarınıza da. Ben siz bir yere gidebilecekler mi bakalım? Çocuğu büyük yaptık. Çocuğa büyük muamelesi yapıyoruz. Çocuğa çocuk muamelesi yapmıyoruz. Yani onların ne kadar kıymetli olduğunu belirterek siz her şeyi anlarsınız demek istiyoruz. Hayatım, seni bir tek Tuğçe arıyor. Onunla da zaten hafta sonları hep berabersiniz. Aman boş verin. Yarın İtalya'ya gitmeyeceğiz mi? Orada telefonlar ucuzmuş. Bir tane alacağım. Onu açtığım yeter herhalde. Uzaydan bile alsan ihtiyacın olana kadar cep telefonu kullanmayacaksın. Anlaşıldı mı? Unut bunu. Yarın kaç uçağıyla gidiyoruz? Ama dizi yüzünden şikayetleri de yok değildi ünlü çiftin. Kocanı neden köpek yaptın? Sen kocana niye kötü davranıyorsun? Metin Bey'e niye öyle yapıyorsun diyorlar. Ben Metin'e bir şey yapmıyorum diyorum. Ama işte köpek ya o diyorlar. Ya o köpek değil, o seslendiriyor diyorum. Yani böyle bir bağlantı kuruldu. Sizi muma çeviremezsem satranç taşına çeviririm. Ne? Satranç taşı mı? At gibi oldun Eda. Sen de fil gibi oldun baba. Köpek zaten insanmış canım aslında. Büyüğüyle köpek olmuş yani. O yine insan vasıflarını, insan sıfatlarını muhafaza ediyor zavallı. Ah diyor bir çok özledim diyor iki ayağımın üstünde yürümeyi. Eyvah! Annen o kolyeyi takarsa Eda ve sana yapabileceklerini hayal bile etmek istemiyorum. Peki Metin Serezli bu köpek olma konusunda ne düşünüyordu acaba? Kavga çıkmıyor değil. Köpeği resmen Metin olarak kabullendi zaten. Karına söyle de böyle şeyler yapmasın. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Siyah beyaz.